LGS'ye son 227 gün gerçekten hayallerimizdeki liseye kavuşmamıza hala yeterince süre var. Hala çalışırsak onlarca kitap, binlerce soru bitirebiliriz ve hayallerimizdeki liseye kavuşabiliriz. Günün sözüne baktığımızda başarı ve başarısızlık arasındaki büyük çizgi iki kelimeyle özetlenebilir. Zaman bulamadım. Gerçekten de birçok öğrenci her seferinde aslında zeki olduğunu, çalışırsa başarabileceğini ve hatta çalışmak için motivasyon bile bulduğunu ama zaman bulamadığını söylüyor. İşte yazılımız vardı, sınavımız vardı. Hafta sonu teyzemler geldi, halamlar geldi, hocam sınava az kaldı, matematik sorusu iki dakikadan uzun süre... Birçok süre, birçok bahane, birçok sebepten dolayı insanlar başarısızı özetliyorlar. Ama bizler zaman bulacağız arkadaşlar. Zamanımızın değerini biliyoruz. 227 gün kaldı ve bu 227 günde günde bir soru çözsek 227 soru yani. Günde 10 soru çözsek 2000 270 soru eder. Günde 100 soru çözsek 22.700 soru eder ki bu da onlarca kitaba denk gelir. Dolayısıyla gelin güzel güzel çalışalım ve zamanımızı bulup hayallerimizdeki okullara kavuşalım. Günün yorumuna baktığımızda Yusuf Yasir Yaman 347 beğeni almış. Diyor ki İngilizce'de uzun paragraf soruları nasıl hızlı çözülür? Kelime ezberleme nasıl daha kalıcı olur? Beğenin Tonguç Akademi görsün demiş. Esasında birinci sorunun cevabı ikinci soruda gizli. İngilizce'deki uzun paragraf sorularını mesela örnek veriyorum şurada bir İngilizce sorusu açalım. Böyle uzun bir paragraf sorusunu tabii ki aynı Türkçe sorularında olduğu gibi dikkatli bir şekilde okuyarak çözeceğiz. Ama dikkatli okumamıza rağmen çözemiyorsak muhtemelen bizim kelime eksiğimiz var. Zaten ikinci soruyu da hemen ardından sormuş Yusuf Yasir. Diyor ki hocam kelime ezberleme nasıl da kalıcı olur? Kelime ezberlemeyi kalıcı yapmak için bilim insanlarının araştırdığı ve beşi de tutmuş size mükemmel beş yöntem söylüyorum. Birinci yöntemi söylüyorum arkadaşlar. Öncelikle öncelikle İngilizce'de çok fazla benzer kelime vardır. Dolayısıyla mesela friendship konusunu hatırlayın. Count on yazıyorum buraya bakın count on. Aynı anlama gelen rely on. Aynı zamanda trust inşadır. İngilizler bir kelimeden birden fazla üretmişlerdir. Yani bizde önemli deriz, mühim deriz. Onlar ise onlarca belki yirmilerce kelimeyi aynı anlama gelecek şekilde kullanırlar. Dolayısıyla siz bir kelimenin manasını öğrendiğinizde onun Türkçesini değil de güvenmek değil de İngilizcesini yazın yanına. Count on, rely on, trust. Dolayısıyla eş anlamlı kelimeler çok fazla İngilizce'de bu bir. İkincisi arkadaşlar bu yazdığınız kelimeleri farklı farklı yerlerde görmeye çalışın. Yani bir kelimeyle sadece masanın başına karşılaşırsanız, sadece yazılıda sınavın sırasının başına karşılaşırsanız, evde ders çalışma masasına karşılaşırsanız kelimeyle alakalı bir bağlantı, bir hikaye kur kuramazsınız. O yüzden mutlaka mutlaka kelime kartları üretin. O zaman yazıyorum buraya Kelime kartları üretin. Bu kelime kartlarının arkadaşlar ön tarafına kelimenin Türkçe'sini ...veyahut da o kelimeyle bağlantılı bir resmi, bakın resim de koyabilirsiniz. Arka tarafına da kelimenin İngilizcesini koyun. Buraya Kanton yazdınız tamam mı? Kanton yazdıktan sonra buraya güvenmek yazabilirsiniz ve aynı zamanda Count on Rely on Trust yazıp buraya güvenmek yazabilirsiniz. Ya da güvenmekle alakalı sizin en güvendiğiniz kişi kimse ona benzer bir resim buraya koyabilirsiniz. Ve bu kartlar çok değerli. Her biri bir net değerinde. Bunları yanınızda farklı farklı yerlerde görürseniz bazen sınıfta, bazen okulda, bazen tuvalette, bazen tam yatmadan önce görürseniz inanılmaz bir şekilde hafızanızda kalır arkadaşlar. Üçüncü yöntemimiz ise kelimelerin yanına mutlaka e, bağlantı kurabileceğiniz bir isim ekleyin. Mesela beautiful ne demek? Güzel demek. Bunu yana siz güzel bir arkadaşınız varsa diyelim ki güzel arkadaşınızın ismi Ayşe olsun ya da Merve olsun. Beautiful Ayşe yazarsanız ya da beautiful Merve yazarsanız o aklınızdan çıkmaz. Mesela diyelim Canton. Güvendiğiniz arkadaşınız kim? En çok güvendiğiniz arkadaşınız Ali. Canton Ali yazdığınız zaman I can Canton Ali diyorsunuz mesela. Canton Ali Canton Ali ne yapıyordum? Ha, güveniyordum. Canton Ali olarak aklınıza kalır ve sınavda da Canton'un güvenmek olduğu Ali'den dolayı aklınıza kalır. Dördüncü yöntemimizi söylüyorum. Dördüncü yöntemimiz arkadaşlar bu da çok çok önemli. Uyum uyumadan önce uyumadan önce uyku resmi diyorum buraya uyumadan önce zzz, uyumadan önce kelimeleri tekrar etmek bu yazdığınız kartları bu iş anlamları tekrar etmek sizin için inanılmaz bir şekilde hafızanıza kalır yani uyumadan önce izlediğiniz saçma sapan bir film ya da güzel bir kitaptakiler hep rüyanıza girer ya bu beynin uyurken kapandığına kapattık kardeşim gel içeri gel gel hadi bakalım gir kapattık artık bir şey almıyoruz diyor. O sırada içeri girenlerin hepsi içeride kalıyor. O yüzden uyumadan önce bu yazdığınız kelime kartlarını tekrar ederseniz İngilizce'de mükemmel başarılara ulaştınız arkadaşlar. Beşincisi de tabii ki en önemlisi bol bol bu tarz paragrafları çözerken o kelimelerle karşılaşmak. Yani buraya da beşi de yazıyorum arkadaşlar. Beşincisi de soru çözme ya da okuma diyebiliriz. Read yazıyorum buraya İngilizce. Şimdi günün kaynağına baktığımızda İnkılap tarihinde, İngilizce'de ve dinde 10 soruda 10 yapmak isteyen, yani 10-10-10, 30-30 yapmak isteyen öğrenciler için 10'da 10 zoru bankamızı hazırladık. Mükemmel bir kitap. Hem İnkılap tarihinde, hem dinde, hem de İngilizce'de beceri temelli yeni soruları sizler için hazırlayıp ardından da kare kodda soruların çözümünü uzman hocalarla sizlere getirdik. Mutlaka bu kitaptan da faydalanın. hayallerinizi okul, okullardan bir tanesi olan Bursa Anadolu Sesi sizi bekliyor. Ve bu okul şu anda çalışan, başaran, bu 220 günü çok iyi değerlendiren en iyi öğrencileri bekliyor. Hazır. Sizler çalışın ve kazanın arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü soruya yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz.